Merhaba arkadaşlar, bugün size bu güzel babetin yapımını göstereceğim. Yine üyelerimden gelen istek üzerine yapıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Nasıl yaptım onu anlatayım. Keçi tabanı üzerine yaptım gördüğünüz gibi. Keçi tabanı üzerine yapmak istemezseniz, hani siz örmek isterseniz taban videolarım var, iki tane var. Ben bir tanesini, en uygun olanı, videonun yorum kısmına etiketleyeceğim ya da videonun sonuna da koyacağım. Orayı tıklayaraktan da onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve üzerine aynı benim yaptığım gibi beraber aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet, şöyle koyalım. Bu 37 numara, 37 numara ayak için böyle 36-37 numara taban kullanabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ip olarak patik ipi kullanıyorum. Evet, tığ olarak ise ben hep 5 numara kullanıyorum patik yaparken. Evet, siz bilirsiniz, elinize yatkın olan tığınız varsa siz de onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi siyah ipim inşallah gösterir ama elimde bu ipim vardı. Şöyle tersini çevirdim. Bakın, 3 6 7 tanesini arkadaşlar, 7 tanesini ayıralım. 7 tanesine üçlü batacağız. Yani 3 tane sık iğne yapacağız. Buradan başlayacağım şimdi ben. Eğer ki 38 39 giyerseniz 9 tanesine ya da 10 tanesine üçlü batın. Yani üçlü sık iğne yapın diyorum. Evet, şimdi şöyle buradan başlayınca 7 tanesine üçlü sık iğne yapacağım. Evet. Böyle başına dolamadan batıyorum. Tabana yapınca çok kolay oluyor. Evet, bakın 3 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum, bakın. Başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 tane de buna yapıyorum. Diğerine geçtim. 3 tane de buna yapıyorum. Bir sonrakine 1 2 3 bir sonrakine geçtim. 1 2 3 kaç tane olmuş? 6 tane. Ay, 5 tane olmuş. Birini göremedim. Evet, böyle 2 3 sonuncu yapıyorum. 7 tane yapacaktık. 7 tanesini 3 defa sık iğne yapacaktık. Bakın. 7.'yi de yaptım. Şimdi hemen daha siftah ipim hemen dolaştı. Evet, bundan sonra topuğa kadar her birine 2 tane sık iğne yapacağız. Bakın. Her birine topuk kısmına gelesiye kadar, buraya gelesiye kadar 2 sık iğne yapalım. Böyle. Her birine 2 sık iğne yapalım. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, bakın topuğa geldim. Topukta da 3, 6 tanesine üçlü sık iğne yapacağız. Bakın 1 2 3 tane yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 Evet, 5 tane olmuş. 1 2 3 6 tane oldu. Bundan sonra
Her birine iki tane sık iğne yapacağız. Bakın bir, iki. Bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki. Bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki. Evet. Böyle sonuna kadar, yani buraya gelene kadar her birine iki tane bataraktan gidelim. Evet, her birine iki tane bataraktan sonuna geldim ve buraya başına dolamadan batıyorum karşıya. Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde oldu düz. Diğer tarafı. Burası içe gelecek. Evet, böyle. Şimdi bir zincir çektim, başına doluyorum. Çakma sık iğne yapacağım. Bakın başına doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başına doluyorum. Tığım batırıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Başına doladım. Her bir sık iğneye bir tane yapıyoruz. Bakın. Başına doladım. Batırdım tığımı. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Buna çakma sık iğne diyebilirsiniz. Evet, böyle artırma eksiltme yapmayacağız. Her birine bir tane bataraktan birinci sırayı bitirelim. Böyle çakma sık iğne başına doluyorum, tığım batırdım, ilmeği aldım, tek seferde çektim. Böyle her birine bir defa batıyorum. Dediğim gibi böyle her birine bir tane bataraktan bu sırayı tamamen bitirelim. Evet, bakın birinci sıra bitti. İlk yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bakın başına doladım. Sık iğneyi tek seferde çekiyorum. Bakın batıyorum. Başına dolayıp batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Evet, bu sırada aynı bu şekilde devam edecek. Her birine bir tane bataraktan çakma sık iğne yapacağız. Başına doluyoruz, batıyoruz sık iğnenin üzerine, tek seferde çekiyoruz. Böyle gerdirme olabilir, hani çünkü ayağımıza oturması lazım. Sorun olmaz arkadaşlar. Ama eliniz çok sıkıysa böyle arada 5-10 tane artırma yapabilirsiniz. Hani çok böyle topluyorsa kendini. Toplamda 5 ya da 10 tane artırabilirsiniz. Hani belirli aralıklarla. Evet, böyle bu sırayı da böyle çakma sık iğne yapalım. Sonra 3. sıraya geçeceğiz. Evet, 2. sırayı da bitirdim. İlk yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, başına doladım. Bir sonraki sık iğneye bataraktan tek seferde çekiyorum. Yine çakma sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Artırma, eksiltme yok. Evet, bu son sıramız. Siyah ipimizle böyle her birine bir tane bataraktan devam edelim. Ya tabii ki çakma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet, böyle bu sırayı da böyle bitirelim. Evet, bakın 3. sıranın da sonuna geldim. Başına dolamadan batıyorum. Ve 1 2 zincir çektim. İpimizi burada kesiyoruz. Evet, şöyle ipimizi saklayalım. Evet, farklı renk ip alıyorum. Evet, bakın buradan kırmıştık. Şöyle göstereyim. Bakın buradan kırmışız. Böyle hani bir ne diyeyim, hani sık iğne yapmıştık ya tabanı. Buraya kadar bir geriye geldim. Buraya ipimi sabitliyorum. Şöyle de alabiliriz. Evet, 1 2 3 zincir çektim, başına doladım,
Bir defa dolayıp bakın, bir iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Başına doladım. İki defa da çektiğim trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Balık sırtı yapıyoruz. Bizim burada balık sırtı derler. Su taşı diyen de var. Yengem su taşı diyor. Biz balık sırtı. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi balık sırtı yaptım. Hiç zincir çekmeden, çektim mi çekmedim mi hatırlayamadım. Evet, iki tane zincir çekmişim. Evet, iki tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya yapıyorum. Burası burun kısmı olduğu için, hani burun kısmı olduğu için 6.ya yapıyorum biraz. Hani burun oyuntusu oluşsun diye. Bakın böyle olsun, bir şey olmaz. Hani ayağınızın şeklini alacağı için biraz 3 tane trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bir defa dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğneye yine trabzan yaptım. İkinciyi yaptım. Aynı yere üçüncü trabzanı yapıyorum. İki zincir çektim. Aynı yere şöyle üç trabzan daha yapıyorum. 2, 3. İki zincir çekiyorum. Başına doladım. Yine 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne saydım. 6.ya trabzan yapıyorum. Şöyle katlıyorum. Kolay olsun diye. Evet, 2, 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3 böyle. 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğneye yine 3 trabzan. 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 3.'yü yaptım. Şöyle bakacağım, bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Bir tane daha yapalım. Şöyle bakın. Tam karşıya denk gelsin. Burun kısmı arkadaşlar. Burası burun kısmından başladık. Böyle yine 6. sık iğnenin üzerine balık sırtı yapacağım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnenin üzerine yine balık sırtı ya da su taşı yapıyoruz. 2 zincir. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Göstereyim size. Bakın. Böyle denk gelecek şekilde. Fark etmez. 6 sık iğne yaptım. Yani 6. sık iğneye balık sırtı yaptım. Kusura bakmayın. Ay. 2 zincir çektim. Şimdi 5. sık iğneye yapacağız bundan sonra. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğneye balık sırtı yapacağız. Sadece burunda öyle yaptık. 2, 3 trabzan yaptım. Aynı yere 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3. trabzan da yaptım. Aralarda 2 zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı böyle 5. sık iğneye balık sırtı yapacağız. 5. sık iğneye balık sırtı yapacağız. Yani sayacağız. 5. sık iğneye, söylediğim gibi, kusura bakmayın. Evet, böyle. İlk sıramız böyle.
Burayı da bitirelim. İkinciye geçeceğiz. Evet, bu sıranın sonuna geldim. İki zincir çekiyorum. İlk zincir yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Şöyle geriye doğru da bir defa başına dolamadan batıyorum. Bakın. Tekrar göstereceğim. Böyle geriye doğru başına dolamadan battım. Başına doladım. Şimdi balık sırtının ortasına 7 tane trabzan yapacağız. 1 2 bir defa dolayıp 2 defa da çektiğimiz 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Bu araya 2 zincir çektiğimiz yere de başına dolamadan batıyoruz. Hiç zincir çekmeden. Sonra tekrar başına doladım. Diğer balık sırtının ortasına geçiyorum. Onun içine de 7 tane trabzan dolgusu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Bu araya 2 zincir çekmişim. Oraya başına dolamadan batıyorum. Başına doladım. Diğer balık sırtına geçiyorum. Onun üzerine de 7 trabzan yapacağım. Bu sıra böyle devam ediyor. Balık sırtlarının ortasına 7 trabzan yapıyoruz. Aralara zincir çekmeden, başına dolamadan batıyoruz. Evet, kaç tane yaptım? 6 olmuş. 7.'yi yaptım. Zincir çekmeden bu araya başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde. Bu sıramızda bu şekilde bitirelim. Evet, bakın yeşilin ikinci sırası da bitti. Bu araya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim. Şöyle iç tarafa, hani bir yere başına dolamadan batalım isterseniz. Hani görünmesin diye. Evet, bu şekilde. Şimdi siyah ipimi alıyorum. Size hangi renk yapıyorsanız. Fark etmez. Herhangi bir yerden de tutturabilirsiniz. Şöyle arkadan tutturalım isterseniz. Tam ortaya bakın. Tam ortaya. Yani dördüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bakın. Diğer motifime ya da modelime geçiyorum. Yine dördüncü trabzanın ortasına başına dolamadan batıyorum. 6 zincir. Bir sonrakine geçiyorum. Tam ortasına batıyoruz. 6 zincir. Bir sonrakine geçiyorum. 6 zincir. Bir sonrakine. Evet, bu sırayı böyle bu şekilde bitirelim. Böyle her birinin ortasına batarak da devam edelim. Evet, bunu yanlış battım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirelim. Evet, zincir sıramızın da sonuna geldik. 6 zincir çektim. Yine ilk yaptığım yere tekrardan başına dolamadan batıyorum. Şimdi başına doladığım bu zincirlerin üzerine çakma sık iğne yapacağım yine. Bakın, başına doluyorum, tek seferde çekiyorum. Başına doluyorum, tek seferde çekiyorum. 2 oldu. 3 4 5 Başına doluyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakın. 2 3 4 5 Başına doladım. Diğerine geçiyorum. 1 2 3
4, 5. Böyle her birine 5 tane çakma sık iğne yaparaktan bu sırayı bitireceğiz. 3, 4, 5. Bakın bir sonrakine geçiyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Böyle bu sırada bu şekilde bitirelim. Her birinin üzerine 5 tane çakma sık iğne yapalım. Evet, bakın sonuna geldim. 5. yapıyorum şimdi. Sonra ilk yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Şimdi ikinci sıraya geçmiş olduk. Yine bir zincir çekiyorum ve her birine bir tane bataraktan devam ediyorum. Yine çakma sık iğne yapıyoruz. Böyle. Şimdi arka taraftan başladım hatırlarsanız. Ön kısımda biraz eksiltme yapacağım. Ön kısma şöyle katlayıp bakın 3 bir tarafta 3 bir tarafta hani motifimiz kalasıya kadar devam edelim. Burada burun kısmında eksiltme yapacağız. Arada ayağınıza geçirip de bakabilirsiniz artık. Çünkü hoş duruyor artık. Şeklini almaya başladı. Burun oyuntusu tam yapmadık. Bu sırada oyuntuyu yapmaya başlayacağız artık. Evet, böyle çakma sık iğne yaparaktan şöyle şunu da göstereyim bakın. 3 bir tarafta 3 bir tarafta kalacak şekilde eksiltme yapacağız. O yüzden şöyle şuraya kadar çakma sık iğne yaparaktan gelelim. Evet, bakın 3 tane kalacak şekilde devam ettim. Tam ortadan itibaren bakın. Sağ tarafta 3 motif, sol tarafta 3 motif olacak. Bakın tam ortadayım. Şimdi eksiltmeyi göstereceğim. Bakın başına doladım. Tığım batırdım. Şimdi çekmiyorum arkadaşlar. Böyle tek seferde çekiyorduk ya çekmiyorum. Bir sonrakine bakın. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakın ikisine birden battık. Bir tane yaptık. Başına doladım. Şimdi bunu normal çakma sık iğne yapıyorum. Bakın bir, iki tane normal çakma sık iğne yaptım. Şimdi yine eksiltme yapacağım. Başına doladım. Tığım batırdım. İlmeği aldım ama çekmedim. Bir sonraki sık iğneye tığım batırıyorum. İlmeği aldım. Bakın 4 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Başına doladım. 2 tane normal çakma sık iğne yapıyorum. Üçüncü de eksiltme yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Eksiltmeyi yine göstereceğim. Bakın başına doladım. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Böyle bırakıyorum. Sonra bir sonrakine tığım batırdım. İlmeği aldım. Şimdi tek seferde çekiyorum. Ondan sonra iki tane normal çakma sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Yine eksiltme yapıyoruz. İlmeği aldım. Çekmiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıyorum. Ve tek seferde dördünü birden çekiyorum. Başına sardığım iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Sonra bakın başına sardım, ilmeği aldım, çekmedim. Bir sonrakine batıyorum, ilmeği aldım. Hepsini birden çekiyorum. Başına sardım. Tek seferde çektim, başına sardım, tek seferde çektim. Yine eksiltme yapacağım. Evet, hepsini birden çektim. Bir, iki tane sık iğne, çakma sık iğne. Ondan sonra eksiltiyoruz. Evet. Bir, iki tane yapalım. Bir bakalım nereye gelmişiz. Ben kameradan görmedim nereye geldik. Böyle elimde yamulttum baya. Bakın üç bir tarafta yapmışız. 3 bu tarafta böyle. Evet, bir tane daha yapsak yeterli sanırım. Eksiltme yapıyorum şimdi. Evet, çektim. Evet, bundan sonra burun kısmını geçtik. Her birine bir tane çakma sık iğne yaparaktan bu ikinci sıramızda bitirelim.
Evet, böyle ikinci sıramızı bitirelim. Üçüncü sıraya geçeceğiz inşallah. Evet, bakın ikinci sıranın sonuna geldim. En son başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Yine çakma sık iğneye devam ediyorum. Böyle her birine bir tane bataraktan devam edeceğiz bu sırada. Üçüncü sıradayız. Bu sırada burun kısmında eksiltme yapmamışım. Böyle her birine bir tane bataraktan devam etmişim arkadaşlar. Üçüncü sıradayız dediğim gibi. Böyle her birine bir tane çakma sık iğne yaparak da bu sırayı bitirelim. Evet, böyle ayağınıza geçirip de bakabilirsiniz. Evet, üçüncü sıranın da sonuna geldim. En son başına dolamadan karşıya batıyorum. Bir zincir çektim. Başına doluyorum. Yine çakma sık iğne yapmaya devam ediyorum. Her birine bir tane bataraktan ilerliyoruz. Dördüncü sıradayız. Böyle her birine bir tane bataraktan şöyle göstereyim. Burun kısmına kadar geleceksiniz. Böyle hani daha önce söylemiştim ya, 3 bir tarafta, 3 bir tarafta motif olasıya kadar, yani buraya kadar gelelim. Her birine bir tane bataraktan buradan sonra yine eksiltme yapacağız. Siyahta son sıradayız. Evet, bakın burun kısmını katlayınca, böyle katlayınca hani 3 bir tane, 3 bu tarafta, 3 de öbür tarafta kalacak şekilde eksiltme yapacağız. Evet, böyle ilmeğimi aldım. Başına doluyorum. Batıyorum. Çekmiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Dördünü birden çekiyorum. Sonra bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Yine eksiltme yapıyorum. Bu şekilde dördünü birden alıyorum. Bir çakma sık iğne yapıyoruz. Sonra başına dolayıp çekmiyoruz. Bir sonrakine de batıyoruz, ilmek alıyoruz. Dördünü birden çekiyoruz. Evet, böyle bir tane eksiltme, bir de çakma sık iğne yaparak da bu sırayı bitireceğiz. Bu sırayı derken burun kısmını bitireceğiz. Evet, sadece burunda eksiltme yapacağız. Evet, ben bir bakayım nereye kadar geldim. Şöyle katladım. Evet, buraya kadar, buraya gelesiye kadar eksiltme yapacağız. Bakın katlayınca 3 motif, 3 ile 4. motifin arasına gelesiye kadar. Çok kolay bir model, çok da şık duruyor ayakta. Evet, yeterli sanırım. Bundan sonra her birine bir tane yaparaktan bu sırayı bitirelim ve kenarını yapacağız. Evet. Böyle her birine bir tane bataraktan bitirelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Başına dolamadan karşıya batıyorum. İki zincir çektim. Böyle içe doğru başına dolamadan da batabiliriz ki saklayalım. İki zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Diğer renk ipimi aldım. Burada sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bana gönderilen resimde böyle ters tersten sarma da denir hani bu modele. Ters sık iğne de diyorlar. Şöyle bakın, ipimi buraya sabitliyorum. Dediğim gibi sık iğne de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de
Şöyle görüntüsü bu şekilde olsun istiyorsanız böyle geriye doğru sık iğne yapıyoruz. Bakın, başına dolamadan battım gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir geriye tığım batırıyorum, ilmeği alıyorum, çekiyorum geriye doğru. Geriye doğru sık iğne yapıyoruz. Böyle çok kolay. Böyle tersten sarma da deniyor, dediğim gibi. Ters sık iğne de deniyor. Böyle her bir sık iğneye bir tane bataraktan geriye doğru gidiyoruz. Hani sola doğru değil de sağa doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim, bakın. Tutuyorum ilmeği. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Çektim. İlmeği tutuyorum. Tığımı geriye batırdım. İlmeği aldım. Çektim. Bakın, ilmeği tutuyorum kaymasın diye. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Çektim. Bu şekilde yapılıyor. Böyle bu sırada bitireceğiz. Patiğimiz bitecek inşallah. Evet, böyle bitirelim. Her birine bir tane bataraktan devam edelim. Evet, bakın sonuna geldim. İki zincir çekiyorum. Şöyle arkaya doğru yine başına dolamadan batalım. İki zincir ipimi kesiyorum. Evet, çok güzel oldu. Şöyle ayağımızı geçirelim. Şöyle. Evet, geçirdim. Burası ben ayağıma taktığım zaman hani tam ayağıma yapışık duruyor arkadaşlar. Hani bu ayak biraz küçük olduğu için böyle duruyor. Hani sorun yok, ayakta çok harika duruyor. İnşallah beğendiniz. Evet, memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.